Erdoğan Zelenski ile ne konuştu diye veriyoruz. E, son dakika olarak Fevzi ile bir konuşalım. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti dönüşü. E, biliyoruz ki uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. E, gündeme dair söyledikleri e, çok önemli başlıklar var. E, Fevzi oradaydı Gezi'de. E, Gezi'yi e, izleyen, takip eden gazeteci meslektaşlarımızdan biriydi. Fevzi bize aktarsın Habertürk Televizyonu Ankara temsilci yardımcısı. Bir taraftan uçaktan gelen görüntüleri de gösterelim. E, Fevzi öne çıkan e, başlıklar var ama elbette e, Rusya-Ukrayna krizi ve Türkiye'nin durduğu yerle başlayalım istersen. Evet Hülya, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretini bir gün daha sürdürecekti ve üçüncü durağı olan Senegal'den Gine'ye geçecekti. Ancak Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle seyahatini yarıda kesme kararı aldı ve Gine ziyaretini de erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesine katılma yönünde bu kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde de Senegal'den Ankara'ya dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tabii orada telefon diplomasisine başlamıştı çünkü Rusya'nın tek taraflı Luhansk ve Donetsk kentlerinin bağımsızlığını tanıma kararına karşı Türkiye açıklama yapmış. Bununla karşında e, bu tavrın kabul edilemez olduğunu ifade etmiş Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada yaptığı açıklama da bunu da ifade etti. Hemen ardından da e, Zelenski ile bir telefon diplomasisi trafiğine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O görüşmede neler konuşuldu hemen onları ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya Türkiye'nin devam edeceğini ifade etti. Ve şu ifadeleri kullandı. Krizin daha fazla büyümeden diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu önümüzdeki günlerde NATO müttefiklerimizle istişare edeceğiz. Ki bugün NATO liderler zirvesini video konferansla gerçekleştireceğiz. Temennimiz Karadeniz'den komşumuz Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına dönmesidir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece e, ile bir telefon diplomasisi yürütmeyeceğini ifade etti. Aynı zamanda Rusya lideri de, e, Rusya lideri Vladimir Putin'le bir de benzer bir süreci yürüteceğini ifade etti. Bu anlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de NATO Liderler Zirvesi sonrası bir telefon görüşmesi yapmayı arzu ettiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Putin'le görüşmesine ilişkin de esasında Sayın Putin'le görüşme için arkadaşlar şu anda irtibatları kuruyorlar. Kendisiyle telefon diplomasini burada sürdüreceğiz. Temenni ederim ki inşallah hayırlı neticeler alırız. NATO Liderler Zirvesi bizim için bu noktada isabetli olur. Görüşmeyi de ondan sonra yapmak çok daha hayırlı olur ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Türkiye'nin denge politikasının süreceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen onu ifade edelim ve NATO Liderler Zirvesi'ni işaret etti. Bugün gerçekleşmesi bekleniyor NATO Liderler Zirvesi'nin çevrim içi olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi Türkiye'yi temsilen o toplantıda yer alacak. Toplantının ana gündem maddesi de Ukrayna Rusya gerilimi olacak. Peki NATO'dan beklenti ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin de NATO artık tavrını belirlemelidir mesajı verdi ve şu ifadeleri kullandı. Temennimiz Karadeniz'den komşumuz Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce müzakere masalarına dönmelidir. Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak burada şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir. Ne yapacaksa yapmalıdır. Malum şu ana kadar Ukrayna'ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kalmadık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. NATO müttefik üye ülkelerin liderine bakalım neler söyleyecekler. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların söyleyeceklerine göre belirleyecek tavrımızda ortaya koyacağız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu liderler zirvesi sonrasında Putin'le görüşeceğini ifade etti. Onu bir kez daha ifade edelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretini bu gerilim nedeniyle sonlandırmıştı. Bu sırada aslında uçakta dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularımızı yönelttik. Bu sorulardan önemli birisi de aslında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SSCB'ye ilişkin mesajlarıydı. O mesajında ne demişti Putin? Onu ifade edelim. Daha önce aslında bu anlamda ülkelere Sovyetlerden ayrılma hakkı kine vermek temeline döşenen bir mayındı. Rusya'nın SSCB'nin ifadelerini kullanmıştı Vladimir Putin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunun bir Türk devletlerine yönelik bir tehdit olup olmadığı sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı da şu ifadeleri kullandı. Rusya keza bir so Sovyet Cumhuriyeti olarak değil, Rusya Federasyonu olarak yoluna devam etti. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyetleri'nin ve diğer ülkelerin kastedilini düşünmek istemiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk Devletleri Teşkilatımız, Türk Devletleri arasında başta ekonomik, ticari, kültürel ve beşeri konularda iş birliğin ve dayanışmayı arttırmayı hedefliyor. Bu e, bu hiçbir ülkeye veya teşkilata karşı çaba değil. Bunu Sayın Putin de biliyor. Ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Almanya Cumhurbaşkanı'yla da bir e, görüşme gerçekleştirdi. Dün Senegal'de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmede özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ile yakınlaşma sürecinin değerlendirildiği de ifade etti. Ve buna ilişkin de Herzog'un Türkiye ziyaretiyle yeni bir dönem başlayacak ifadelerini kullandı. Körfez'de özellikle önemli bir adımın atılacağını söylemiş olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu mesajda aslında Ermenistanla da bir süredir Türkiye normalleşme adımları yürütüyordu. Bunu da ifade edelim. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. E, NATO, e, Ukrayna, Rusya gerilimi bitirmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu soru da yöneltildi. Oldukça önemli bir mesaj verdi bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye e, Rusya'ya karşı bir yaptırım içerisine girebilir mi ya da herhangi bir ülkeyi tercih edebilir mi? Yani Ukrayna'yı ya da Rusya'yı tercih edebilir mi? Bu soruya da önemli bir yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncelikle meselenin diplomasi yoluyla ve sağduyu yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Bu anlamda NATO'yu işaret etti ve Rusya'dan ya da Ukrayna'dan yana bir tercihte bulunmak istemediklerini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz burada devlet yönetiyoruz, hassasiyetlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hassasiyet içerisinde de adımlarımızı atmamız gerekiyor. Ukrayna'dan vazgeç derseniz vazgeçemeyiz. Çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. Rusya'dan vazgeç derseniz ondan da vazgeçemeyiz. Çünkü onunla da şu aşamada gerçekten ileri derecede birlikte var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız. Onun için NATO Liderler Zirvesi'ni önemsiyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları sadece e, Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilişkin değildi. Diğer başlıkları ilişkin de önemli mesajlar verdi. O önemli mesajlardan bir tanesi de bir süredir Ermenistan'la yürütülen e, normalleşme çalışmalarıydı, adımlarıydı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan samimi olursa kapılar açılır ifadelerini kullandı. Herkesin bu tarihi fırsatı iyi kullanmak için yapıcı yapıcı davranması gerektiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tabii S400 meselesi de soruldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu özellikle S-400'lerin neden alındığını bilmediğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bu tepkisinde de şu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade edelim. Yalnızca Türk personel tarafından kullanılacağını vurguladı S-400'lerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu ifadeleri kullandı. NATO'nun aslında bunun bir tercih değil S-400'lerin zorunluluk olarak kullanıldığını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu anlamda da Türkiye'nin S-400'leri nerede, ne zaman kullanacağının daha önce de ifade edildiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı bu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma ve güvenlik konusu güvenlik siyasetin dışında tutulması gereken 84 milyonun tamamını yani ülkemizin bekasını ilgilendiren bir konudur. Özellikle bugün yaşadığımız Rusya-Ukrayna krizi bu silahların gerektiğini yeniden ortaya koyuyor. Böyle ifadeler kullanmak bölgemizde olup bitenlerden dünyadan bir haber olmanın bir soruncu ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Erdoğan yine S-400'lerin zorunluluk altında tercih edildiğini vurguladı. Daha önce de bunu ifade etmişti. Nerede kullanılacak sorusunun cevabı gayet net olduğunu da söyledi Cumhurbaşkanı. Kim füzeyle ülkemize saldırırsa orada kullanılacak. Bir de S-400'ler hangarda bekliyor deniyor. S-400'ler nerede beklemesi gerekiyorsa orada bekliyor ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine burada ülkenin bekasını ilgilendiren konularda siyasilerin dikkatli bir açıklama dili kullanması gerektiğine de vurgu yaptı. Bir kez daha ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan esasında Sadece e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu değil, aynı zamanda e, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin de bazı mesajlar verdi. O da esasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Almanya gezisi sırasında Alman Yeşiller Partisi e, Milletvekili Cem e, Özdemir bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşme ilişkin e, MHP lideri Devlet Bahçeli tepkisini dile getirmişti dünkü grup toplantısında. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisine destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir ifadelerini kullandı. Son olarak şunu da ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ABD ile yürütülen F-35 ve F-16 e, sürecine ilişkin de mesajları vardı. Onu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yürütülen F-35 ve F-16 görüşmelerinde olumlu bir ilerlemenin sağlandığını ifade etti ve bu anlamda ABD'nin beklentisinin öncelikle parası Türkiye'nin beklentisinin ABD'den öncelikle Türkiye'nin e, bu F-35'leri, parasını ödediği F-35'leri almak istediğini söyledi. Bunun yanında F-16'ya şayet bu söz konusu olmazsa F-16'ların e, yeniden modernizasyon noktasında gerekli desteğin verilmesi ya da modernize edilmiş F-16'lardan Türkiye satışın yapılması noktasında beklentisinde olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Hülya. Peki, e, Fevzi sana bir şey soracağım. Bu bütün başlıklarda en çok e, öne çıkan, senin dikkatini çeken ileriki günlerde tartışılacak olan nedir sence? Aslında önemli olan burada tabii tüm dünyanın gündeminde Türkiye'nin Ukrayna Rusya gerilimine nasıl baktı ve bundan sonra nasıl adım atacağı, ne tür bir politika izleyeceği. Türkiye başından beri denge politikası izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu denge politikasını bir kez daha ifade etmiş oldu. En önemli mesajı ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeriz mesajı esasında. Bunun iliş, buna ilişkin de öncelikle her iki ülkenin diyalog ve samimi diyalog yolunda e, ...diplomasi kanalını işleterek bu krizin sonlanması yönünde Türkiye'nin çaba göstereceğini ifade etti. Bu anlamda Türkiye'nin arabuluculuk teklifinin halen masada olduğunu masada. söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada çözümün adresi olarak da esasında NATO'nun inisiyatif alması gerektiğini belirtti. NATO'nun inisiyatif alması gerektiğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve NATO Liderler Zirvesi'nin ardından NATO'nun tavrının ortaya çıkma, çıkması gerektiğini söyledi. Bu tavrın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunun çözümü noktasında, diplomasi yoluyla çözümü noktasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını söylemiş oldu. Tevzi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tevzi Çakır, Habertürk Televizyonu Ankara Temsilci Yardımcısı. <laughs> Uçaktaydı diğer gazetecilerle birlikte meslektaşlarıyla ee, ve uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair Fevzi de e, mesajları iletti bize.